Hocam bugün ki temimiz temimizimiz hatırcam hayatka erişiş yani İslam logotimizde hadis ayetlerimizde hayaten tayyib edip ifadelengen özüge ergeşken bu yolda doğru mangan müminlerge Allah'ın ata kıldığı yakşı hayat diyen bu hukumunu biraz iç için yaxşı hayat yaşamaq üçün olsa bir insan biz dilimizə aran hayatın tayyibəni şunçik tərcümə qılaraykənmiz bunu açsa əlbəttə bunu şikirləb kirəmiz inşallah. Müşnulun başlasaq biz xatircəm hayatqa erişən şərti yaxşı iş hərəkət dedik həm də. Bu nəmdə biz müsəlman bolsaq mı müsəlman boğanlığımızın özü xatircəm hayatqa igi buluşqa yetməmdi ya ki başqa bir bu yaxşı hayat deyəni biraz açsaq həm də. Bismillahirrahmanirrahim. Esil toxtalmaq üçün olan tema qəndikə keçək. Başlayıram. Mən bu temada bir ayət üstündən təhlil edib baxmaqçı. Bir ayətini izahlamaqçı. Xoş. Bugün ki deyim. Gerçi bu tema doğrusu da, ya ki mən oturup koymaqçı olan ayət doğrusu, kançılgan ayətlər olsun mu? Ama bir ayətini asas kıpmaqmaqçı. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala men amila salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'min felenuhiyyennehu hayaten tayyibe ve lenecziyennehum ecrehum bi ahseni ma kanu ya'mal. Kim? İman edip durup birinci şart ve huve mu'min. Müslüman bulup durup yakşı iş hareket kıysa iman birinci şart ikinci şart bu adam hayata da yakşı iş hareket şugullansa bunun din kildiğin netice demezse ma dünyada hayaten tayyibe de. Yakşı hayat yaşaydı. Könüldeki de bir hayat erişiyordu de. Hatircemdeki erişiyordu de. İnsani pezilti ölen, insani hürmeti ölen yaşayalıydıkan aynında bir şarait erişiyordu. Fele nuhiyennehu keskillik ölen de. Aşında bir şarait eriştirmemiz de bu adıklı vardı. Ve ne ne diyelim? En ahiret doğan olsa, kıygan işi kartta, yaxşı iş qılmaq üçün o mükafat, o ayrı bir mükafat. Bu Nahl surəsi 97-ci ayət. Ən bu ayətə qarsaq Allah Taala iman etqan və yaxşı iş hərəkət qıyğan müsəlmanlara ma dünyada könüldükdə xatircəm hayat ata qılmın. Axirət doğan bolsa katta mükafat və cənnət birmən dəvr. Vədim odsuz vəd. Bu söz kimin sözü? Allahın sözü. Kaysı bir insanla, kaysı bir cemiyet, kaysı bir Müslüman, muşu sözge emel kıysa, dünyada köngüldeki de hatırcam hayat erişelemiz, erişelemiz. Çünkü bu Allah'ın vaadisi. Meninki yanım şikimden sözü emez. Allah keskinlikle notturuğa koy. Hem de biz Müslüman olsa elhamdülillah, mınşılınız Müslüman. Yakşı kılıp tam dokunsa, hemimiz yakşı kılıp atımız deyimiz. Sizler teşvik adlı şugulunu atla, ben İslam'ın doğru şekilde yetküzmen de bir şey nümkulu atım. Biz halal yoldum, pul tabi mendeydu. Biz ise muş milletinin ki ihtiyacı olsa, küçüm yetken bu önce yardımlı şey deyip, dernek kurdu, ölüm alı oğan bu olsa, halak bir doğru yol yüzlendir elde, üzlügeden şekillenip, kış kılıp atıp. Ondan da başka bir karındaşlarımız kış kılıp atıp. Müslüman mısın Müslüman? Yaş kılıp atıp, yaş kılıp atıp. Lakin, içtimai hayatımız, siyasi hayatımızda zulümden kutlanmağın uzun zaman bulak. Horluktan kutlanmağın uzun bol. Dert elemden, endişeden, vesvesten kutlanmağın uzun zaman bol. Bu vakit çatak neydi? Ya ayet çatak var, ya ki biz de çatak var. İşkinim bizdeki ayrış lazım. Kur'an-ı Kerim'de iman etsen, yaş şerket kıysan, dünyadaki hayatın kömüldeki dek buludu. Evet. Biz bunu kıysak mı bu muydu? Hüzünlüğünüzü müstemlikeden kutlanmağı otumuz. Beşimizin tük durup ademiyelikimiz böyle yaşayan mahatımız. O vakti de iki namısını çatakla yapış lazım. Ya vehi ne? Hata çıkarışımız lazım. Ya ki hatalık ne? Üzümüz koyuşumuz lazım. Vehi de çatak var mısın? Vehi mi çatak yok? Kur'an-ı Kerim'in ki sözü bu. Bunun masum işkenliğe çek yok. Onda o vakti çatak bizde var. İman eğitip durup yakşı hareket kıysak mı özümüzden gumanı çek? Ya özümüzden düşense, hayatımızdaki dert elem tükümegen bu olsa, horluk pütmegen bu olsa, ma müstemlekeden ibaret en rezillikten, necislikten kutulanmagan bu olsa,
Ya bizden imanımız çatak var. Ya ki emeli salih, şirket, nezirimizde ufkumuzda çatak var. Ya ki hayat tayyibe, yaş hayat diyen ne demek? Bu dünya göz karşımız çatak var. Üç nesan bu çatak var. Bu ayet, men emile salihem min zekerin avunsa diyen ayet, Kur'an-ı Kerim'in bir bütün kıskartılması diş bulduğun ayet. Kur'an-ı Kerim'in bütün mezmurlarını özüge sığduğun, mücessemleştirgen bir ayet. İnsanın felsefe karakterlik olsun, bütün sualları cevap verilen bir ayet. Bu ayet bizne hayat kaydının bir nezer taşladı. Ma dünya karşılığına bir Kur'an'ın ruhu asasını bir tüzetti. Yaş şirket ufkumun kaydı bir karab çıktı. Güzel hayat nimidin ibaret bunu bir oylandı. Hoş. Bu ayet bizne Kur'an kaydından karab çıkışımız teşebbüs kıladı. Kur'an'ı her kaysların, her kaysların bir gün akide terp edin, ibadet terp edin, ahlak terp edin, İctima, cemiyet şunası terbiden, siyaset terbiden, devlet hükümetlerinin her tarafından karab çıkış teşebbüs kıladı. Kaydı oylandı. İzlendi. Dünya karşılığını Kur'an tasavvuru asasında belirlep çıktı. Dünya karşılığını Kur'an tasavvuru asasında belirlep çıktı. Hayatı doğru kuran muamelikçinin asasını Kur'an asasını aldı. Hem de Kur'an-ı Kerim'den muş yukarı ayet otur koyan, dünya karşı tutup mangan insanlar, cemiyet ya Müslümanlar güzel hayat, hatircem hayat şekillendirelim, şekillendirelim. Tarihteki devletler. Müslümanların hayatı Müslümanın çıkartışı ilgili. Pakit, muspakit. Ama Kur'an-ı Kerim'den dünya karşını tutup mangan ya red kıygan, ya bunun bir pervalık yiyen, ya bunun çüşen günü unumakan insanlar demiş olsun, ma dünya ziyan tatil biz hoş. Hoş. Bu dünya ziyan tatil iş bürgemiz yok. Ahirette bunun cezası var. Ma hakikaten tutmamakalı, Müslüman durup ilahi vehik emel kılmakalıktan ahiret kançıdak ceza kalımız, Kuday'ım özü bil. Bazen de işte ma dünyada başka insanla köre bakmakalı horluklu gördük, eğer ceza kuşkuduk ahiret ceza tatılmayız. Me işinmeyim onu. Biz mesuliyetimizde ada kıldık mı, milletimizde ada kıldık mı, bana cevap veriş lazım. Ne için başka insanlar netice kazandı, ne için biz netice kazanmayız? Başka insanlığa okşar, iş kıldık mı? Başka insanlığa okşar, imanımızı canlandırıp aktiflaştırdık mı? Akidemizdeki suskaraçlar, ya hata göz karaçlar, ya komünistlerden sepset nezriyelerden tamamen tazlandık mı millet nezriyesi? İslam buyurgan devletçilik nezriyesi, siyasi nezriye, iktisadi nezriye, içtimai nezriyenin emniyet bir ürünü bak kılmadık. Çünkü bir bu dünya ceza atıp ahiret cezası. O kuruğu yapı. Ben işemmeyim o yapı. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yani bir ayette ve adallahu lezine amenu minkum ve amin salat le yestehlifennem filarz. Bu ayet mi? Yukarı ayet ekledi. Allah-u Teala iman etkan şerket. Şerket ne işin ama? Fasatçılık saklanan, buzgunçılık saklanan, hata ideyadın saklanan, yaş şirketler, salihat, bir şey dememez. Akidik dememez, ibadet dememez, ahlak dememez. Dünya hayatı insan tuğulup ölgen kadar, aklı cahiket, bütün hayatı kay sade olsun, yaş şirketle çoğulanan madem demiş kıldırsa, özüye müstakil hoca olalıdır. Özünün devletini özü baş kurar, ne yastaklı ben ne olayım? Özü hakim olalıdır bu adamlar. Bu hakim buluşan şartının buldu. Birincisi iman, canlılık iman. İkincisi dünyavi karakterlik millet muhtaç olduğun, devlet tekazza kıldığun, vatan talep kıldığun bütün yakışlarına hazırlar. Bu yakış fakatla tört tal sadaka öyle bu beş namaz çökmeydi. Dairiz kanırı bunu. Dairiz. Biraz da kirimiz bunu. Kemestak lafı lazım yok. İlgir boğan işen bunu. İlgir kiler kıygan değil. Veli umakkinenem dinamlaz irtidalam. Dinini hatırcam yaşayalıyız. Din insanın insanlığını koğdaydıgan bir nes. Din insanı ademdek tutup durduğun bir nes. Şunun için İslam din, dini koğdaş birinci oranı koyalım. Canını aldı koyalım. Bazen de canını aldı deyip köpçülük alımla canını aldı dur din. Neymiş kız ademle adem kıldın. Neymiş ki komünistlerde ademiyelik tapkının mıydı? Neymiş ki insanperverlik diken Yahudildi ba, Hristiyanlıdı ba, yanımızda tapkının mıydı ise din yok mu melullah? Ademiyelik süpet yok. Çatak aşağı çıkıyor. Mana vel yumekkinen lam dine Allah-u Teala tallab bergen dinde hatırcam ibadet kılalıysan. Aşağı kemel kıysan.
ve la yubeddilennav min ba'di khawfim emne. Ma korkunca hazırlıkı, ma endişe, ma vesvese, ma dert elemin hemmise tügeydü de. Hatırcam hayat kılıdı. O hayatın hükmü, minan sözünmez. Şartın buldu. Ya'budûneni ve la yuşurmi. Akidi sağlam ibadet kılış. İmanı cahide ibadet kılış. Bu imanı kalırsa bilip koyup işte diyemez. Yak benim köylüm yakşı oğandıkın bol demez. İctimai hayatı da, siyasi hayatı da, iktisadi hayatı da, fikri hayatı da, tasavvur hayatı da mı? Akidinin ruhuyla yaşayalısı. Şartmış. Yani kaysa adamla bu körsetme kendisi, bunun pervasızlık kıysa, ayetin hükmünde ve men kefere bağlıdır. Kim buna işenmişse, ya ki bir pervalık emel kılmışsa, bunun neticesi fevulak bunu fazla. Paskı oğandı ki, dünyada mı tatıdığını var buna, ahirette mi? Tatıdığını var. Hoş. Hem de, biz öte eşliğe girmeye kısırın bir gibi. Hem bu ayet, altı türlü kaydımızı götürüp yapıyor. Birinci, insaniyet hayatı, ya bir cemiyet hayatı değil, kıskartıp, bu er ayaldın terk kitabıdır. Çünkü min zekeren, ev unsaydı. İkincisi, er ayalla şirkette olsun, mukafatta olsun, cazada olsun, hatta Allah'a olan alakta olmasın, uhşiş. Üçüncüsü, şirket, er ayalların şirket ortak tutu, mukafat ve cazadın ortak tutu. Ayalı belki ceza alıp, erkisinin üstüne giriş falan, onda kal yok. Cennetçisi, uhşiş gördü, dozak girişi mi? Er ayalla alakası yok yani. Şirket ve ecellik, beraberlik, nemin takaza kılırsa, hemkarlışın takaza kılırsa. Mesela bir aileni misal kalayım, beni zekerim ve unutlar. Bir ailede hayattayım, bir hatırcamlık olsun, köngül rahat olsun, baş ağırlık bulmasın, ehutlu bir sok şapkanmayı, bir kıyınçlık olsun, bir çıraylık üstsün dese, ne mi lazım şart kılmadın? Birincisi bir iman olsun. Allah'tan korkayın. Mecburiyetini ada kıl, özünün hakkını bilir. Çünkü ayağlık zulüm kılmaydı, ayağlı olan olsa iyi rege zulüm kılmaydı. Ama o küçük hayattan misal olan olsa, hem de cemiyet, bir millet, bir devlet, bir vatanga nisbeten milletin hepsi de bir hemkarlık hal şekillense endim bu hayatta yık. Lakin her birimiz müstakil padişah olursak, her birimiz özümüz halıgan yolu kırarsak, hayatı tayyip kelam dolsa iman bolsun emsas u kemmeydi. Tötencisi er ayalların her birisi hatırcam bir hayatqa, köngüldikler bir hayat erişişin her birisi özünün üstü düşken mecburiyet ola qada qılışlar. Eğer kişi ada kılıp bu mesuliyetini ayal kişi kalıp kalsın. Ya ayal kişi ada kılıp, eğer kişi kalıp kalsın. Ya cemiyetinden bir kısmı ada kılıp, kalan kısmı gafil, yani bir şey yürüyen olsa hayatta hep şekillenmez. O mu şekillenmez? Beşinci kaide bu ayet buradan. Ma dünyada hatırcam yazsak, paravan turmuş geçirsek, yakış hayat geçirsek, ahirette biz erişmek için olan sevapını bir persen kime etmeyin. Ayet ne yok mu? فَلَنُحِيَنَّوْ حَيَاتًا طَيِّبَةً آخِرَتِكَ مُكَافِئَةً وَيْرٌ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ مَا دُنْيَادَ يَخْشَى آخِرَتَهُ وَنَا سَوَابَ كَمْ يُكْتَمِش جَنَّةَ تَوَلَّى ундай гап юк аят мәк. Алтынса иман, яхшы шәркәт ва җәмгыят арасындагы хәмкәрлек ва тәшкиллек шәркәт кылыш бу гүзәл хаятның ке шарты. Бу беренче сөзем.